Hile var. Aa koala çok severim. <laughs> en tembel <hayvanlardan> biri. öyle. <laughs> ben 22 yaşında ne yapıyordum diye düşünürsün ya. <laughs> Sokates'e hoş geldiniz. MG işbirliği ile hazırladığımız sıkça sorulan sorular programımızda bir başka bölümde daha sizlerle beraberiz. Ben Canerler, Armağan Hükünç ile beraber otomobilimizden indik, elektrikli otomobilimizden indik, <laughs> koltuklarımıza gel. kurulduk. Hayaller güzel, böyle hayal ediyoruz şu anda da burada. <laughs> Ve sorularınız sorularınızı cevaplamaya başlayacağız. Öncelikle hoş geldin ama. Selamlar abi, hoş buldum. Nasılsın? İyiyiz. Liverpool yani izlerken dünyanın hali dışında iyi olmaya çalışıyoruz. Yani her gün kötü şeylerden etkileniyoruz ama işte Maalesef. insan böyle her şeye adapte olabiliyorsun. O adapte olma meselesi de yani sınırı var. Bir noktada çok fazla kanıksamamak da lazım. Kanıksadığında da işte duyarsızlaşma başlıyor. O da tatsız bir duygu deyip Maalesef. bu umutsuzluk gibi gözüken şeyden umuda geçelim. Geçelim. Başlayalım istersen. Başlayalım. Abi Serra Ercan'ın sorusuyla başlıyorum. Sipariş sorumuzu hemen sormak istiyorum demiş kendisi. <laughs> Sipariş soru. Kaster Semenya'nın yaşadığı durum videoda da bahsettiğiniz Michael Phelps'in vücut avantajının bir benzeri değil mi? Verilen kararları nasıl buluyorsunuz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürpriz yapıp aksi bir karar verir mi sizce demiş. Şimdi Semenya zaten bu meselelerin özellikle bu işte cinsiyet kategorisi tartışmalarının merkezinde bulunuyor uzun zamandır 2009'dan bu yana. Hemen seyircimiz sorusuna e, ufak bir ayrıntıyla cevap verelim. E, sonra da hafif e, detaya girelim. Çünkü önemli bir mevzu. İkisi arasında fark şu. Bir, e, Michael Phelps ve diğerleri arasındaki fark e, sporların özellikle önemli fiziksel farklılıklar oluşan kadınlar erkekler arasında. O yüzden kadınlar erkekler kategorilerine ayrılan sporlarda Michael Phelps'in e, kendi cinsiyet tanımı içinde bulunan insanlar olan fiziksel farklılıkları daha başka bir gelişim mevzusu. Yani işte ee, ne bileyim işte Berk orada oturuyor. Berk'in boyuyla benim boyum aynı değil veya senin kas gruplarınla aynı değil. Çünkü başka şeylerden etkilenmişiz. Yetiştiğimiz yer, aile genetiği, çocukluğumuzda ne yaptık, hangi fiziksel aktivitede bulunduk bulunduk mu falan bunların hepsi iç içe geçer ve ondan sonra senin bir fiziksel yapın oluşur ya da yetenek grubun oluşur, yetenek setin oluşur. Sen iyi yüzü, yüzücü olabilirsin, ben belki iyi basketbolcu olabilirim. Bu şey gibi her e, uzun e, sonuçta NBA'de de daha uzunlar ya da atletizm olarak daha ee, önemli isimler ön çıkıyor ama bir yandan da işte atletizm olarak e, güçlü olmayan isimler de orada kendine yol bulabiliyorlar farklı yetenekleriyle. Yani yok için oyunuyla işte en gündemde olan Stephen Curry'nin oyunuyla, LeBron'un oyunuyla işte ne bileyim Cam Orant'ın oyunu aynı değil e, gibi. Farklı fiziksel yetenek setleri farklı şeyler koyuyorlar sahaya. Bazıları benzeşiyor, kesim kümesinde bulunuyor. Bunları ayırmak lazım. Burada tartışılan konu cinsiyet üzerine, cinsiyet tanımı üzerine bir farklılık var. Zaten asıl hassas konu işte bu trans bireyler üzerine konuştuğumuzdaki mesele de orada. ya yani gri alan dememizin sebebi benim karar verip vermemem değil. Benim bir kanaatimin olup olmaması değil. Bu konuda hala sürekli bir regulasyon değişiminin olması. Son 10 yılda galiba 5 defa 6 defa değişti. En son yine görüşüyle işte Seyircimize sormuş yine ee, mahkemelerden döner mi? Çünkü Kastır Semenya'nın mücadelesi sürüyor. Şöyle ki 2009'da Dünya Şampiyonası'nda ilk ünlenmişti Karses Semen'in. 800 metrede Dünya Şampiyonu olurken ve de dereceleri parçalarken. Dış görünüşüydü, işte yarışma şekliydi, kas gruplarıydı. Daha farklı bir dışarıdan, farklı bir gözüküyordu açıkçası. Kadın kategorisinde yarıştı diğer sporculardan. O yüzden de cinsiyet tartışmaları başladı. Nedir fiziksel özellikleri? İşte çok tatsız noktalara da gitti, tanımlamalara gitti. Hatta Karses Semen'in tartışması kendisine belki mental olarak... Ee, ...mücadele anlamında zarar verdi. Gerçekten yorucu onun için, yıpratıcı bir mücadele. Ama bunların farkındalığı anlamında da bence bir anlamda da önemli oldu. İşte dil değişti, jargon oluşmaya başladı. Şu anda DSD dediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Spor dünyasında en çok tartışılan konulardan biri. Yani bu Leah Thomas'la olan Transplay tartışmasının dışında... Ee, ...bir de DSD var. Yani nedir o? Cinsel gelişim, farklılıkları. Yani insanın ee, aslında doğduğundan sonra... Farklı cinsel gelişimler olabiliyor. Yani erkek ve kadın olarak doğduğun kabul edildikten sonraki süreçte hormonal olarak e, işte bunu tabi tıp doktorlar çok daha iyi açıklar. Ben şimdi bunun uzmanı değilim bu şekilde açıklamayayım ama mesela Karsir-Semeya örneğinden gelirse hiperandrojenizm denen bir e, koşulu var. Onunla yaşıyor e, Karsir-Semeya. Nedir o? E, vücudu yani kadın olarak doğup kadın olarak tanımlanmasına rağmen vücudu e, bir kadından çok daha farzla e, testosteron hormonu salgılıyor. Bu onun doğal bir e, vücudunun bir e, koşulu diyeyim bir parçası yani. Ama bir yandan da tanım olarak kadın e, tanımında, kategori içerisinde o bir yandan da erkek kadar neredeyse bir testosteron üretiyor. Bu da işte zaten o tartışmayı doğuruyor. Çünkü belli testosteron veya işte bu e, trans mevzusunda da bahsetmiştik. Şeyden sonra ee, ergenlikten sonra aslında kadın erkek gelişiminde asıl hormonlar etki ediyor. Ve o etki ettikten sonra kas grupları işte fiziksel yapı oluşuyor. Ondan önce hep bahsediyoruz. Kadın erkek birçok sporu aynı anda ya da kız çocukları erkek çocukları aynı anda yapıyor. O ergenlikten çıkıştan sonraki fiziksel e, farklılıklar oluşmaya başladığında işte orada e, Kastrasemeyan'ın testosteronuyla ne bileyim başka bir atletin e, aynı değil ve bunun performansa yans nasıl yansıdığı çok tartışılıyor şu anda. Orada Semenya davasındaki en önemli konu şu. Eee Semenya'dan şu isteniyor ya da onun gibi hiperandrojenizm sahibi atletlerden şu isteniyor. Siz ya testosteronunuzu baskılayıcı, bloke edici ilaçlar paplar kullanacaksınız. İşte galiba 5 nanomol oldu en son ya da 10 muydu bir sınır var. Nanomol litrede nanomol. Onun altına indireceksiniz testosteronunu öyle yarışacaksınız. Bunu kabul etmiyorsanız da şu eee Mesafelerde atletizmde özellikle çok tartışılan bir konu bu son yıllarda. Semenya e, örneğinden çıkarak da bu e, mesafelerde yarışamazsınız. En son işte 2020 Tokyo'da e, çok tartışıldı. 400 ile 800 400 ile pardon, e, evet evet aynen. 400 ile 1500 arasında yarışmaları yasaklandı. E, bunların arasında sadece Semenya yoktu. İşte Semenya'nın e, şeyi kazanırken, 2016 Rio'yu kazanırken arkasında ikinci olan Nion Saba var. Ee, bir de Van Wambu, var. Onlar da mesela hiperandrojenik atletler. Yani onların da vücudu daha fazla testosteron salgılıyor. Onların da mesela bu mesafelere katılmasına izin verilmedi. Neon gitti 5000-10000 yarıştı. 5000'de düş şey e, diskalifiye oldu. Diskalifiye oldu da lider atletlerle beraber yarışıyordu. Yani mesafe yasağı çok da etkilemedi. 10.000'de de, de e, şey ilk 5'e girdi. Yani hiç yarışmadığı genelde mesafeler ki normalde 800'cü 1500'cü ciddi bir mesafe farkı var. E i̇şte şey Namibyalı iki atlet 18-19 yaşında iki genç yetenek. Biri Emboma diğeri Masilingi. Emboma olimpiyat ikincisi oldu e, 400'de. Masilingi finalde yarıştı. Yani o yaşta etkili oldular. O yüzden şu an Sebastian Kovey açıklama yaptı işte. IWF Başkanı, Hadis Birliği Başkanı. Yani bunu daha da monitörize edeceğiz. İşte 400 metrede de yarışmalarına izin verecek miyiz bilmiyoruz tarzında. Şu an oraya geldi mevzu. Yani Semen ayrı bir mücadele konusu. O gerçekten yani bir de bunun öncüsü olduğu için yani öncü derken ilk e, simgesel bir e, rolü de olduğu için en yıpranan belki de figür oldu. Yani sürekli tartışıldı, e, e, neredeyse edilmedi hakaret kalmadı e, ve bütün bu mücadele için içindeki gücü koruyarak hala da mücadele ediyor. Hala diyor ki ben hap almayacağım. E, çünkü yani orada şey tartışmaları <laughs> var. Bu insanlar kadın doğuyorlar yani kadın e, tanımlayı doğuyorlar. Kadın hissederek büyüyorlar. Ve bir süre sonra bir ayrımcılıkla karşılaşıyorlar. Ama bir yandan da diğer atletlerin görüşü de, ya benim böyle bir testosteronum yok, onların erkek gibi bir testosteronu var ve fiziksel güç olarak işte atletizm gibi sporlarda özellikle bu belli mesafelerde de çok fark ettiği için bu bize haksızlık değil mi diyorlar? Böyle bir tartışma var şu anda. E, Semenya ve onun gibi işte bu DSD dediğimiz cinsel gelişim farklılıklarından e, hiparandorijenizme sahip e, atletler şu an en çok tartışılan konuların başında geliyor. Semenya da onun e, simge e, ismi. Ama hakikaten ya bir ara depresyona girdi, işte bayağı zorluklar yaşadı ee, ama hala e, o varlığını, o avukatlığını sürdürüyor. Bence o anlamda da önemli bir mental güç sergiliyor. Çok teşekkür ederim. Ersin Günler'in sorusuyla Hı -hı. devam ediyorum. Biraz tabi sağ dışından bahsedeceğiz yine geçen hafta olduğu Nedir? gibi ha. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ortaya çıkan sorulardan biri daha. <laughs> Şerif'in teknik direktörü şu anda işgal karşısında vatanını savunuyor. Tarihte de böyle sporun paydaşlarının <laughs> aktif şekilde çalışırken bırakıp gidip bir savaşa ya da ülke savunmasına katıldığı görülmüş müdür diye sormuş. Evet ya o çok ilginç hikaye. <laughs> Yuri neydi Vendor... çok enteresan da Vendirup galiba ismi adamın. Bu 5-6 ay önce şey oldu ya hatırlarsın Tira, Tiraspol Real Madrid'i yani hı hı. O maçtan sonra özellikle çok konuşuldu. ya çok dramatik bir şey aslında bir yandan da. Yani ben bir savaş övgüsü ve askeri övgüde bulunmak hiç istemem. Ama bir yandan da e, yani adamın bir işi var, ailesi var. Ama diyor ki ben memleketimdeki insanı düşünmek zorundayım. Bir de bulunduğu yer Ukrayna'nın batısındaki yani komşu ülke Moldova hatta Transnistria oldu galiba son adı. Transnistriya da işte bu Donbas gibi Ukrayna doğusundaki gibi hani Rusya'nın nasıl desem pseudo yani e, gayri resmi Rusya'nın e, e, uzaktan yönetiminde bulunan bir toprak diyelim. Moldova'nın bir parçası gibi ama Transnistriya olarak e, adlandırılıyor. Yani Donbas meselesi gibi. Bu Donetsk'in takımın bulunduğu şehrin Donetsk'in bulunduğu Donbas gibi. E, ve e, oradan çıkıp Oğlu arıyor işte, Rusya işgali başladı işte, saldırdılar diye kaç saat yol gidiyor, aşıyor sınırı ve en doğusunda neredeyse ki Odessa'dan geçip şehrine gidiyor. Okudum, çok enteresan hikayesi gerçekten. Bu hafta böyle çok sarsıcı hikayelerden bir tanesiydi işte konuşması, bu hissiyatını anlatışı, oradaki yani savaşı yaşayan insanların ülkesinin tehdit altında olduğunu hisseden insanların o bakış açısı bambaşka oluyor yani onu empati kurabilmek ya da o seviyede bakabilmek kolay değil. Bunu saf bir milliyetçilik meselesinden söylemiyorum. Yani oradaki başka bence bir bakış açısı var. İşte Klishko kardeşler de mesela burada sadece bu hikayenin içinde başka örnekler var. Boksun en önemli isimlerinden eski Arslikya şampiyonlarından Vitali, Vladimir Klishko Vitali zaten Kiev belediye başkanı. Hı hı. Onlar işte asker üniformalarını giydiler. Boks'ta bir başka önemli isim Lomachenko var ki çok önemli bir boksördür. Hani pound for pound diye bir tanım vardır boksta belki bak soru olarak şimdi buradan şey yapalım. Yani kilosunun karşılığını verme verimlilik anlamında söylüyorum. Ringdeki verimlilik anlamında en özel boksörlerden biri olarak kabul edilir. Pound for pound. Oleg Lujny işte eski Arsenal'de oynamamış mıydı Lujny yanlış mı hatırlıyorum futbolcu? O da mesela şeye gitti cepheye gitmiş. İşte Sergei Stakovski var tenis oyuncusu. O da eski dünya ilk 30'una girmişti yanlış hatırlamıyorsam. O da hatta Djokovic mesaj atmış ona onu yayınladı. Gördüm, evet. ee, hani bir şey ihtiyacım var mı diye. Diğerlerine serzenişte bulundu hiç ilgilenmediler benle diye falan. Sadece bu Ukrayna meselesinin içerisinde, Rusya'nın işgali içerisinde sayısız hikaye var. Ama benim aklıma mesela bu soruda cevabı olarak net bir şey gelmiyor ama bak şey hikayesi çok enteresan. Ha, bir tane şey hikayesi var. Pat Tillman var mesela. Ama mesela vatanı savunmak için değil o çok enteresan Amerikan futbolcusu bu arada. Çok iyi bir Amerikan futbolcusuyken iken. 11 Eylül saldırıları oluyor. Ondan çok etkileniyor. Orduya yazılıyor ve Afganistan'a gidiyor. ve savaşmak için. Bu arada milyon dolarlar kazanan bir NFL yıldızı. Hı hı. Yani bir safety. ondan sonra meşhur da bir oyuncu yani. Ondan sonra meşhur olmasa ne olacak? O da önemli de şey anlamda söylüyorum. Bu kararı vermesi açısından dramatik bir karar. Ve e, hayatını kaybediyor. Hayatını bu arada e, Friendly Fire denen yani kendi e, ordu mensubu, Amerikan ordusu mensubu içindeki o kargaşanın içerisindeki bir e, ateşten alıyor. Yani savaşta insanlar tarafından da öldürülmüyor. Öyle bir e, dramatik bir ölüm var. E, ama asıl hikaye mesela bisikletle alakalıdır. Hep İkinci Dünya Savaşı böyle çok... Konuşulur ya işte bütün, tabii ki çok konuşulacak da ama Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa topraklarını, Avrupa insanlarına yaşattığı o e, cena yaşattığı acının ağırlığının çok daha büyük olduğu işte büyük savaş The Great War aslında hep e, Birinci Dünya Savaşı olarak bahsedilir. Bunun en çok etki ettiği toprakların başında da Belçika ve Fransa gelir. Malum zaten e, işte bu en son e, Tom Cruise'un filminin adı neydi ya Day After Tomorrow değil de e, Age of Tomorrow ha Age of Tomorrow'da da. Şey vardır işte bu istila sırasında uzaylı muhabbetinde şey vardır. Ee, orada da gönderme vardır Birinci Dünya Savaşı'na. İp, marn bunlar hep ikonik savaş alanlarıdır. Neden bunları hani ben savaş tarihinde meraklıyım ama bir yandan da aslında Fransa bisiklet turu anlatırken ya da bisiklet anlatırken hep o topraklardan geçersiniz. İşte Paris-Roubaix yarışına şey denir şimdi Nisan'da yapılacak her sene yapıldığı gibi pandemide bir ara verilmişti. Kuzey cehenneminde denir. O kuzey cehennemi denmesi sebebi bisikletin etkisinden ziyade kutu. E, 20. yüzyılın 19. yüzyılın sonunda başlıyor o yarış. Başladıktan sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında bütün o topraklar savaş alanı olduğu için ara veriliyor ve geri dönüldüğünde orayı o toprakları cehennem gibi diye tanımlıyorlar. Yani işte her yer e, böyle siper olmuş, parçalanmış, bütün o topraklar çorak hale gelmiş. Hani cehennemin bir tasviri, bir tezahürü gibi adlandırıldığı için bir de o yaşanan acıların da tabii birikimi var. Her yer mezar, toplu mezar yani. Her yer şehitlik bu arada oralarda şey şehitlikler. Zaten Fransa bisiklet turu kuzeyden bir geçer sürekli şey görürsün toplu askeri mezar görürsün. Bu Norman Normandiya şeyleri gibi mezarları gibi. Velhasıl orada Fransa bisiklet turu başladıktan sonra 1903'te şampiyon olan 3 isim savaşa gidiyorlar. Birisi Belçikalı ikisi Fransız. Hatta en meşhurlarından biri Octave Lapis'dir. 1910'da bu Preneler ilk çıkıldığında Fransa bisiklet turunda yani ilk yüksek dağlar konulduğunda prene dağları şey der asasen asasen diye bağırır şey diye sizi katiller bizi buralara çıkarıyorsunuz diye. Sonraki birinci Dünya Savaşı'na katılır Fransa'dır. Hayatını kaybeder. Orada var mesela bu hikayeler çok anlatılır böyle ikonik hikayelerdir. İşte François Faber var. Lüksemburglu. E, Fransa bisiklet turunu 1990'da kazanır. <laughs> o da e, savaşta kaybeder. Bir hikayede Lucien Pötübiroton diye Arjantin kökenli Fransız bir bisikletçi var. O da Fransa bisiklet turunu kazanır. Ve e, çok enteresandır. Bu şeyde de anlatır ya. Ee, Peaky Blinders dizisinde hani Britanyalılar şey kuvvetleri vardır. Bu toprak altında köstebek gibi kazar hı. tünel birlikleri vardır. Bir de bisiklet birlikleri var yukarıda. Yani farklı yöntemler deniyorlar savaş sırasında militer olarak. Bisiklet birlikleri çünkü şey kalmıyor, yani araç kalmıyor, bir şey kalmıyor. Bisikletler çok kritik hale geliyor ve profesyonel bisikletçiler bisiklet birlikleri olarak e, Cycling Battalion diyorlar ona, e, mücadele ediyorlar. Onun en ikonik kahramanlarından biri. Adam savaşta kahraman oluyor, gidiyor trafik kazasında hayatını kaybediyor 1917'de. Of, Lucien Petit Breton, böyle acayip hikayeler var. Ama Birinci Dünya Savaşı bisiklet örgüsü, yani üzerine belgeseller, filmler, her şey çekilir yani. E, çok özeldir, o aklıma geldi. Ya yani insan oğlu baksana ya 100 yıl öncesini anlatıyoruz. yani 100 yıl önce de savaşıyor, 500 yıl önce de. Evet, yani yine savaş e, yani bu bunun zaten şeyi yok yani insanlar analiz etsen de bu böyle devam ediyor yani. Daha azalması dileğiyle diye. Yani e, her yerdeki savaşlar bitsin bu arada sadece Ukrayna'daki değil. O zaman bu tatsız konulardan Aynen, hadi ee, biraz birazcık spora dönüş tamam. yapıyorum. Şöyle ki sumo güreşlerinde maç bitince kazanan sumocuya verilen mektubun anlamı ne? İçinde ne var demiş Çağan Can. Nefis bir geçiş yalnız. <laughs> şimdi de 2. Dünya Savaşı'na gidiyoruz. Havayı dağıtmak lazım dedim. Sen şimdi kesin Japonya. Japon birlikleri <laughs> falan anlatacaksın. yok yok. Sumo şey yani bir güreş ama daha barışçıl bir... <laughs> <laughs> mücadele. Görünüş öyle değil. Ya o ilginç bir muhabbet bu arada. Ben onu da şeyden öğrenmiştim. İlk Eurosport'la anlatırken e, o zaman pazartesi akşamda çok güzel böyle sumo veriyorduk Eurosport'ta. Şey e, benim de ilk orada dikkatimi çekmişti. Bitiyor zarf veriyorlar. Sorumuz oydu değil mi? Zarf vermek. Evet evet. E, yani aslında mektup diyor galiba. Mektup demiş içindekini bilmediği zarf. için. Ya mektup vermiyorlar. Yani hani. not yazmış olabilir. Baba çok iyi kazandın. <laughs> yani bilmiyoruz işte. Para veriyorlar ödül. O anda ödülü teslim ediyorlar. Galiba da işte kaç bin yen de benim abim Japonlarla iş yaptığı için biliyorum böyle yen meselelerine mi biraz. 62 bin yen var. Veriyorlar. Ne ediyor şu an? Galiba 500 dolar bir şey ediyor. Yen dolar kuru önemlidir bu arada. Bizim ailede o yüzden. <laughs> yani o anda yani o evet. anda mı veriyorlar ödülünü? O anda gerçekten veriyorlar. Ya? Al sana diyor bak biz de hep te şey geç ödenir ya babasına bir buçuk ay sonra vereceğiz Mükemmel iki ay sonra ya. vereceğiz. ya. Yani çalgıcıya bahşiş verir gibi tak ha, aynen. diye veriyorlar tak. ya. Mükemmel. Anında mi? görüntü. Tamam. Ya tabii onlar başka paralar da kazanıyorlardı. Onun biraz sembolizmi de var yani. Hani, e, şimdi sumo için burada sorular gelsin öyle yanıtlayalım. Çok geniş bir dünya. Devasa Gelemi. bir gelenek. Buna da Kenoshkin diyorlar bu geleneğe. <laughs> ben Japonca de bayılıyorum bu. İşte her şeyin bir tanımı var ya işte Twitter'da şey hesapları var ya. Her şey bir uzun Almanca kelime tanımı evet, evet. var. Bak Japonca'da da fena değildir bu. Japon dilinde de böyle e, enteresan kendilerine özgü tabirleri var. Kenoshkin de bu işte zarf verme ritüeline diyorlar. İki böyle devasa abi geliyor. Ondan sonra saçlar böyle şey o saçlarının da bu arada önemi vardır. Emekli olduklarında saçlarını keserler. Gel bak sumo ile ilgili daha fazla bilgi ver. Çok verme. hoş bir şey ama. Tamam. tamam. Sipariş ver. <laughs> Kesinlikle soru gelir. Sen artık O zaman biraz sakin. hadi sipariş verelim. Yokozuna nedir? Sumo kültürü nereden gelir? Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Sıradaki Getirdim. soruya geçiyorum. <laughs> Hızlıca. Tamam. Sansiro mu? Giuseppe Cis Meazza mı? Caner Hocam. Sertaç Berber Kocacık'ta mi bulunmamızı istiyor yoksa şey mi seyircimiz bu soruyu e, sorarken? Zannetmiyorum. <laughs> yani bir tercih de yapamayız bunların arasında. Yok bizi. Çünkü Türkiye Milanlılar derneğiyle Türkiye İnterliler derneğiyle iki bize. ayrı isim verilmiş herhalde. Soru bu olsa bak, gerek. Bak, Çocukluğumda itiraf edeyim. Milan'a sempatim vardı. O takıma sempati duymamak zor. Senin 80. çocukluğunda hangi Milan takımıydı? İşte 80'ler sonu 90'lar Gerçek efsane Milan kadrosu Tabii. dediğimiz şey. Sakki ile başlayan, okay, öyle ile devam eden. Yani o Ancelotti'nin orta sahada 8 numara olduğu kadro. Tamam. Ancelotti, Donadoni, Evani, Costa Curta, şey, Tasotti, Maldin sayayım hepsini. Sayma. <laughs> Tabii ki Hollandalı üçlümüz efsane deyip. Ya şimdi orada hemen kısaca cevaplayalım. San Siro, Milanların e, e, tabiri Giuseppe Meazza Interlerin aslında ilk stadyumu inşa edildikten sonra meşhur ki bu arada yenisi yapılacak bildiğim kadarıyla projelendiriyorlardı şimdi. İkisinin ortak kullandığı stadyum olarak ama resmi adı bildiğim kadarıyla Giuseppe Meazza diye geçiyor. Yani böyle resmi yerlerde. Ama Milanlar San Siro diyorlar. Aslında stadı ilk sahiplenen e, ve ilk orada oynayan zaten Inter Milan'dan ayrılanların kurduğu e, bir kulüp. Bu Liverpool Everton hikayesinde özel <laughs> bir hikayeleri var. E, onun üzerinden de hani San Siro olarak ilk açıkçası geçiyor. Çünkü San Siro'daki mahallenin e, şeyin e, adı, yörenin adı yani. Giuseppe Meazza da bir Inter efsanesi, bir İtalyan futbol efsanesi. Yani Dünya Kupası'nda oynayıp kazanmış. Hani çok özel bir figür İtalyan futbol tarihinde. Milan'da da oynuyor ama Milan'da sadece iki sezon oynuyor. Adamın başarılı etmediği yer yok zaten ama Inter efsanesi. Ondan sonra Giuseppe Meazza da onların tabiri. Hani bu böyle tarihte harala gürele sürekli o rekabet içinde yer alan bir farklılık. Bir rekabet unsuru aslında bir yandan da. Teşekkür ettim. Ruslan <laughs> Yusifov'un sorusuyla devam ediyorum. Basketbolda switch nedir? E, savunmada ya tabii basketbol anlatıcıları olarak çok kullanırız tabir tü Türkçe'de çünkü karşılık çok uzun eğer maç hareketliyse hep switch yaptılar dersin savunmada adam değişiyorsun yani işte Berk burada Armağan burada ee, yanda işte Kutki gelmiş olsun bizim ya da Murat ee, şey yapıyoruz sen e, perdeye geldi diyelim Muhammed Kutki ee, ikimiz adam değişiyoruz savunmada e, şeyle pardon Berk perdeye geldi diyelim. ben Kutki ile değişiyorum ben bu sefer Berk'i savunuyorum seni Kutki savunuyor budur. Adam değişme savunması. Çok teşekkür ettim. Son dönemde en çok uygulanan savunma taktiklerinden biri. Zira fiziksel olarak hep <laughs> karşısında kalıyorsun. Yani eksilmiyorsun. Mutlaka oyuncunun karşısında birisi kalıyor. Bu yüzden de çabuk ayaklı uzunlar öne çıkmaya başladı. Perdelerde çünkü uzun kısanın önünde kalıyor switch'te. Adam değişme savunmasında. O nedenle de işte pozisyon tanımlarında da etkisi olan bir bu arada savunma stratejisidir. Çok teşekkür ediyorum. Miraç Kartal'ın sorusuyla evet. devam ediyorum. Yani zannederim ki bir bisiklet efsanesi olmaya doğru giden bir arkadaş bu soru. <laughs> Kendisi çok genç ama yani en son Strade Stradivari'yi izledim geçen hafta. Yine böyle 50 kilometrelik korkunç bir şeyle, of ya kaçışla caip, e, caip. kazandı. Tadej Pogacar'dan bahsediyorum bu arada. Soru da onunla alakalı. Tadej Pogacar Fransa turunu 22 yaşında kazandı. Bir insan 22 yaşında böyle bir yarışı nasıl kazanabiliyor? Anne karnında mı bisiklet sürmeye başladı diye sormuş. Ya evet bu... Bunu ben de düşünüyorum yani hani ben 22 yaşında ne yapıyordum diye düşünürsün ya. <laughs> Çok tatsız oluyor. <laughs> Bugün de belki sapsarı gelmiş. Bruce Lee gibi gelmiş ha bak sarı şeritli pantolonu da giymiş. Bruce vardır ya efsane. Hatırlar mısınız? Hatırlıyorum evet. Ha, neyse. Aa, evet doğru bravo. Sarı maya gibi gelmiş. Pogacar sorusunu sezmiş galiba. Ya biraz aslında genel sporlarda da bu arada bunu şuradan ufak bir not ekleyeyim. Biraz yaş meselesinde daha erken gelişim daha erken çok konuşuyoruz parlama zaten. var her sporda bu yaş evet. meselesini konuştuk şimdiye kadar değil mi Aynen. hep hep konuşuyoruz evet. bunu yani hani biz biz yetişirken 23 Senin de gözüne 23, çarpıyor 23, yani. 24 yaşında genç yetenek dediğimiz Aynen. insan artık yani 17 18 yaşına geldi Doğru. ve her sporda böyle. Doğru. Hatta 14 15 işte Tabii. buz pateninden falan bahsederken belli sporlara gittiniz evet zaten. Evet yani. Bir de Arman onu şöyle de oldu bence. Yani bence değil hani zaten çok konuşulan bir mevzu. Diğer tarafta da uzadı ömür. Yani işte LeBron James evet, Tom evet, Brady evet. birçok örnek verilebilir. Onlar da 30'ların sonuna 40'lara doğru çünkü tıp gelişti. Bilgiye ulaşmak, erken bilgiye ulaşmak bir yaşta ve işte erken eğitim alabilmek, küreselleşmeye ulaşmak, erişebilmek bunlar çok fazlalaştı. Bu baştan gelişimi bir kere hızlandırıyor. Sizi bir daha erken olgunlaşmaya itiyor. Çok fazla örnek var. Sadece Pogacar değil. Son bisikletten bahsedersek bile sadece. Egan Bernal da böyleydi. Ha, aynen. E son 3-4 senedir kazananlara bak. Egan Bernal o da 22 yaşından önce kazandı. Belki bir tane daha kazanacaktı. Onun çok sakatlıkları oldu ki en son çok ağır bir sakatlık yaşadı. Kolombiya'da otomobil kazasında şey, bisiklet otobüse çarptı. E, e, zaten Pogacar sorun e, kahramanı figürü. Pogacar tabii özel de bir yetenek. Bir yandan da öbür tarafta da bu e, tıbbın gelişimi, teknolojinin gelişimi, bilginin işte beslenme e, Ya yani Lebron James'in sadece işte meşhur şey hikayesi vardır. Yılda e, fiziğine, beslenmesine, her şeyine bütün o bakımını harcadığı paranın kaç bin dolar olduğu falan söylenir yani. Şimdi tam sayı hatırlamıyorum da belki şöyle koyar buraya. Buluruz onu yani bilgi olarak. E, bir yandan bu var. O yüzden hem ömür uzatıyor hem erken başlatıyor. Sporcu ömürleri çok uzadı. Bence o yüzden istatistiksel, tarihsel bu işte Great of all time karşılaştırmalarında da çok bence kümülatif istatistik hesaplamaları çok yerinde olmuyor gibi geliyor. Onu da konuşuruz belki başka bir şeyde topik açılırsa. Şeye gelirsek Pogacar'a da ya Pogacar bir kere iki tane avantajı var. Bir dediğimiz bu fiziksel olarak zaten çok genç e, ve çok hani e, erkenden e, olgunlaşmış bir sporcu. İki mental olarak çok rahat. Her röportajına konuşmasına şeyine baktığında hala böyle bebek yüzlü bir hani bir çocuk ergen oradaymış ve o rahatlıkla kaygısız e, yarışıyor gibi. Yani ben işte 50 kilometre hata yaptığında da ya kazanır mıyım kazanamaz mıyım kaygısından çok o 50 kilometre hata yapmanın keyfini sürüyor. Hep söylüyor zaten röportajlarında da. Tabii ki kazanma hırsı var kazanma isteği var. O ayrı bir mesele. Onunla yarışıyor zaten. O bir kompetitif müsabık ruhtur, istektir zaten. Büyük şampiyonlarda, büyük sporcularda vardır çoğunlukla. Ama bir yandan da şeyi de görüyorsun ya gülüyor ediyor o stresi yani yüzünde o aman dünya başıma yıkıldı ya yani dünya başıma yıkıldı olmuyor. Kazandı da dünyanın en iyisiyim ben en büyüğüm demiyor. Yani o böyle mitleştirme, e, metalaştırma yok. E, o bence çok farklı bir jenerasyonun temsili. Egan Bernal de öyle çünkü. Yani bakış açıları, yaklaşımları farklı spor. Bu onları bence çok daha süreklilik <laughs> arz eden şekilde e, ortaya koyuyor. Tabii geniş tartışırız ama bir yandan genetik olarak da çok özel bir sporcu gerçekten. Her şeyi yapabiliyor. Yani foot fan art da öyle işte. Sprint evet. etabı da kazanabiliyor. Yokuşta da gidip momento alıyor. Genel klasman alamaz belki büyük ihtimal. Onun sebebi boy ve kilo olarak burada hep o indeksten bahsediyoruz. Yani Fransa Bisiklet Turu kazanmak için süreklilik arz eden şekilde dağlarda başarılı olmanız lazım. Yüksek dağlarda başarılı olamıyorsanız Fransa Bisiklet Turu'nu zamana karşınızda iyi olmasanız kazanmanız kolay değil. O önemli bir kombinasyon. Pogačar'da her şey var. Her şey var yani. Ger yani daha çok konuşuyoruz burada. Gıptayla daha çok Bu şimdi bisiklet sezonu da başladı. Biz bunu yani Temmuz'da Fransa Bisiklet Turu'na doğru hala şey yaparız daha çok, Sağlıklı olursa tarihin en büyüklerinden biri olacak yani o kesin. Zaten Hı şu anda öyle de. Belki de en büyük olacak. Çok teşekkür <laughs> ediyorum sana. Ağzına tamam. sağlık diyorum ve kapatma için topu sana atıyorum. Hadi bakalım. Bugün üzerindekine çok bulaşmadım ama yine çok güzeldi. Ona eklemeden geçmeyeyim. çok geçmeyeyim. Turuncu çok hoş bir renk. Koalayız bugün. Aa koala çok severim. en tembel hayvanlardan benim. <laughs> 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 evet bugün de programımızın sonuna geliyoruz. Ben neler? Erler. Armağan beraber yine sorularınızı sorup cevaplamaya çalıştık. Bu programda bazen sorular geliyor. Yorumlarda görüyorum YouTube programının altına. Hani format nedir? Burada spor dünyasında merak ettiklerinizi sporu çevreleyen dünya da olur. Bağlantılı olur ki bugün yaşadığımız dünyada çok fazla bağlantı var zaten. Bütün merak ettiklerinizi elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Aslında bir bilgi ansiklopedisi ya da bilgi dağarcı oluşturmaya çalışıyoruz. E, nacizane. Bekliyoruz o yüzden sorunuzu yine bu bölümün altına. MG işbirliği hazırladığımız sıkça sorulan sorular programında veda ediyoruz. Hoşçakalın. thank